Özellikle acıkıldığında hemen mutfakta ne bulursak yemeli mi diye gelen sorularınız var. Ya da o açlığımızı nasıl yok etmeliyiz? Çünkü acıktığımızda hemen hem kendimi hem de bebeği düşünmek istiyorum ama doğru mu besleniyoruz? Az az sık sık ama hemen mutfağa gitmeli mi ya da bulduğumda herhangi bir şey yemeli mi? Bir kere bulduğumuz her şeyi yememeliyiz. Evet. Sadece gebelikte değil, az önce de söyledik ya, her zaman için öyle ama gebelik biraz daha önemli. Biz ne yersek vücudumuz o derece sağlıklı. Dolayısıyla da bebeğimiz de o derece sağlıklı oluyor. O yüzden de sağlıklı besin gruplarından tüketmeliyiz. Şimdi gıdalar artık, hani gıda sektörü de çok gelişti ve bu sektörün içerisine de oldukça fazla işte GDO'lar, hormonlar, pestisitler, kimyasallar çok fazla karıştı. Bunlardan mümkün olduğunca hem kendimizi hem de yeni doğan bebeğimizi korumamız lazım. Onun için de mümkün olduğunca işlenmiş gıdalardan, paketli gıdalardan uzak durmalı. İşte sebzenin, meyvenin mümkün olduğunca işte hormonla az temas etmiş, şeylerle, kimyasallarla en az temas etmiş olanından tercih edilmeye çalışılmalı. Ne kadar mümkün olursa tabii ki. Mutlaka işte gün içerisinde sağlıklı protein kaynaklarından, mesela her gün bir yumurta ya da gün aşırı bir yumurta yiyemiyorsa gün aşırı bir yumurtayı mutlaka tüketmeli. Günde bir bardak yoğurt, bir kase yoğurt mutlaka beslenme programında olmalı. Bakliyatlar çok değerli protein kaynakları, haftanın işte iki günü mutlaka olmalı. Yine kırmızı et haftanın bir iki günü mutlaka beslenme programına dahil edilmeli. Haftada bir gün balık eti mutlaka olmalı. Ve dediğim gibi günde 2,5-3 litre sıvıyı da beslenme programlarına dahil etmeliler. Şimdi karbonhidratlar, işte ekmekler, kurabiyeler, börekler, çörekler, pilavlar, makarnalar özel oldukça benim, lezzetli. Evet. Tabii ki tatlılar. Ama bunlar sadece, ben her zaman öyle diyorum, canınız çektikçe hani sadece zevk için yiyeceğiniz gıdalar olsun. Karnınızı doyurmak için değil bu gıdalar. Çünkü hem bize çok kısa süreli tokluk veriyorlar, uzun süre bizim açlığımızı gidermiyor. Hem de oldukça yüksek kalori kaynakları olduğu için de kilolar arkasından geliyor. O yüzden de evet, mümkün olduğunca karbonhidratlar, bunlar bizim keyif besinlerimiz, keyif gıdalarımız olmalı.